Efendim, Maltepe Belediye Başkanı sevgili Ali Kılıç'la sohbetimiz devam ediyor. Kentsel dönüşümde yeni pencereler açtı. Mutlaka Maltepeliler kentsel dönüşümde oturdukları yerde kalacaklar. Hiç kimsenin istemediği bir şeye imza atmayacağız gibi iki tane önemli cümleyi ifade etti. Bunlar zaten sizin seçimlerden önce söylediğiniz, verdiğiniz sözlerdi. O doğrultuda gidiyorsunuz. Bu arada çok önemli bir şey var. Sizin, biz girişte de ifade ettik. Yani yurt dışı tecrübenizden ve bundan bahsettik. Gazetecilik anlamında, siyaset anlamında ama kentleşme ve yerel yönetim anlamında da size çok destek olan, yurt dışından tanıdığınız Münih'teki kentleşmeye ya da Münih kentinin bugünlere gelmesine imza atmış isimlerle tanışıklığınız var. Alman Belediyeler Birliği Başkanı'nı çok yakından tanıyorsunuz belki. Onların da böyle zaman zaman danışıyor musunuz? Onlarla da görüşüyor musunuz? Ya da onların katkıları oluyor mu Maltepe'de yeni belediyecilik anlayışı noktasında yapılanlara? Evet, Münih Anakent Belediye Başkanı işte yaklaşık 23,5 yıl orada görev yaptıktan sonra yaşı 66 olunca doğal olarak emekli ayrılıyor. Orada yaş sınırı var, orada 66 yaşında emekli oluyorsunuz yerel siyasette. Christian Ude çok önemli bir isim. Yani Alman sosyal demokratları içerisinde çok saygın bir isim. Şöyle ki %20'lerde ilk belediye başkanı seçtiği %20'lerde oy alarak belediye başkanı olmuştu. En son seçime girdiğinde yaklaşık 68 civarında oy almıştı. Müthiş, değil mi? Sürekli yükselen bir performans. Yani yaptıkça yaptığı şeyler onaylanmış ve Tabii burada benim için yerel siyasette çok önemli bir figür Christian Ude. Çünkü biraz önce anlatmaya çalıştığım işte o dokunan insan, kopmayan insan, insanlarla beraber yaşayan, işte insanlarla birlikte o havayı teneffüs eden bir siyasi anlayışı geliştirmişti. Ve sizin bu durumda 5 yıl sonraki seçimde %80'leri geçmeniz gerekiyor. Zaten 50'lerdesiniz yani siz. Temelimiz o tabii. En azından çıtayı biraz daha yükselteceğiz. Burada orada yaptıkları çalışmalardan sonra Münih'i dünyanın yaşlanır 7. kenti yapmış. Çok önemli. Çok Münih çok büyük. Çok önemli bir avantaj ve ben oradan çok şey öğrendim. Çünkü uzun yıllar birlikte orada çalıştık. Sivil toplum örgütlerine görev yaptım. Ortak kültür hafta, Türk-Alman dostluk haftalar çerçevesinde kültür haftaları hayata geçirmiştik. Bu anlamda 30 Mart'ta orada da yerel seçim vardı Almanya'da, Münih'te. O gün belediye başkanını bıraktı. Emekli oldu. Ben de aynı gün burada belediye başkanı seçildim. Seçildikten sonra kendisine siyasi danışmanlık teklifini götürdüm. Senin çok tecrüben var dedim. Bundan yararlanmak istiyorum. Çok Maltepe'yi güzel. Biliyor. 70'li yıllarda Maltepe'ye gelmiş zaten. Aa, ilginç. Tabii Maltepe'yi biliyor. Ve seçim çalışması sırasında da geldi. Bizimle birlikte Maltepe'yi dolaştı. Biliyorum, destek oldu değil mi size? Yani şeyin üstüne çıktı. Evet, ve Maltepe'lilere işte Maltepe'liler siz burayı tanıyoruz deyince dedi belki birçoğunuz 70'li yıllardaki ahşap evleri bilmezsiniz Maltepe'deki ama ben bilirim, onlara yazık etmiş, ortadan kaldırmışsınız dedi. Çok da espri konusu oldu. Christian Ude'den yararlanacağım. Şu anda danışmanlığımı yapıyor. Maltepe Belediyesi bünyesinde, Türkan Sayran Kültür Merkezi'nde bir Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi oluşturuyoruz. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı ve partimize bağlı olan belediye başkanlarımıza Avrupa Birliği projeleri noktasında katkı sunmak amacındayız. Sayın Genel Başkan'la konuştum. Yerel belediyelerden sorumlu Veli Ağbaba arkadaşımızla konuştuk, Genel Başkan Yardımcımızla. Onların da direktifleri noktasında dedik ki burada bir merkez oluşturalım. Bu merkezin başında Christian Ude bulunacak. Ve biz projelerimizi alacağız. Belediye başkanlarımızın talepleri doğrultusunda bunları İngilizce'ye çevirip projeyi hazırladıktan sonra hazır şekilde belediye başkanımıza vereceği, o sadece imzalayacak, oraya gönderecek. Genellikle şöyle bir yanlış yapıyor. Ben Ankara'da genel merkezde çalışırken de bunu gördüm. Belediye başkanlarımız giderler, ziyaretler yaparlar. Görürler, gelirler. Sonra proje hazırlayalım derler. Firmalar bulunur, çeviriler yapılır. Başvuru yapılır. Başvuru yapımında başvuru tarihinin geçtiği anlaşılır. Ya projeniz bir şey çıkmaz gidiyor. Başvuru. Genellikle sonuçsuz kalıyor. Tabii başarılı olan arkadaşlarımız da var. Biz bu merkezde özellikle de
Avrupa'dan Türkiye'ye ayrılan fonlar var. Kullanılmayan çok sayıda fon var. Çok sayıda fon var. Bu fonların neler olduğunu önce bir ortaya çıkaracağız. Arkadaşlar bununla ilgili çalışıyorlar. Belediye başkanlarımız hiç yormadan, ya şurada bir fon var, eğer ihtiyacın varsa bununla ilgili çalışma yapalım deyip o projeyi onlara hazırlayıp vereceğiz. Böyle bir bağımsız bir merkez olarak Türkan Seylan'da görev yapacak. Yurt dışında eğitimini almış arkadaşlarımızdan oluşan bir kadro oluşturduk. Bu kadro tertemiz, proper genç arkadaşlarımızdan oluşuyor. Christian Rude bizim Avrupa'daki ilişkilerimizi kuracak. Avrupa Birliği'nde, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'daki tabii ki 23 yıl belediye başkanlığı yapmış. Çok güzel ilişkileri var. Sanıyorum yani güzel bir birim olacak. Burada mı artık? Türkiye'de mi? Gelip gidiyor. Şimdi gelip geldi, gidiyor. Burada epey bir çalıştı. Tekrar çok gitti. İyi. Önümüzdeki, iyi bir danışman. Yani. Önümüzdeki ay içerisinde Eylül'de yine 20 gelecek. 20 yıllık belediye başkanlığı danışman evet, almak ve iyi çok önemli yani. Ve çok önemli, çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Fare olarak yapıyor bütün bunları. Çok önemli, fare olarak. Enteresan. Tabii yani şeyde herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece ödediğim bir geliş gidiş uçak bileti, burada konaklaması ödüyorum. Başka bir şey ödemiyorum. İlginç. Evet. Yani 20 yıllık belediye başkanı laf aramızda bedava çalıştırıyorsunuz. Dostluk tabii. Yani, çok, 35 bir de yani tabii. Şey tabii o yani Münih'e yaptığı katkılar, Münih'te yaptığı şeyler efsane bir belediye başkanı olarak dünyada bilinir. Avrupa'da çok yakından bilinir. Maltepe'ye çok önemli katkı. Belki mesela, Türkiye belediyecilik anlamında Türkiye'ye katkıları olacak. Yani onu değerlendirmek istiyorum. Yani. Sadece Maltepe'ye İstanbul'a o birikimini tabii o birikim sadece Maltepe'ye vermesini istemiyorum. Aynı zamanda tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyorum. İnşallah bu fırsat doğar. Türkan Selen Kültür Merkezi'ne Christian Uday geldiğinde belediye başkanlarına mektup yazacağız. Örneğin bazı konularda konferanslar vermesini sağlayacağım. Böylece o birikiminin tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyorum. Yani sadece Maltepe sınırları içerisinde sığdırmak istemiyorum. Bu da gerçekten bir marka. Bunun dışında özellikle kreşler, okul öncesi eğitim, sokak çocuklarla ilgili çalışmalar, uyuşturucuyla ilgili mücadele merkezlerinin başında bulunan bir başka arkadaşımız var. Frans Magato da SP'den eyalet başkanıydı. O da emekli oldu. Mesela onu da davet edeceğim gelecek. O da bize birikimlerini anlatacak. Türkiye'de şöyle bir yanlış yapılıyor Celal Bey. İşte bir projeye ihtiyaç var deniliyor. Hadi bir proje çizelim deniliyor. İşte mühendis arkadaşlar geliyorlar. 3-5 kişi oturuyor. Projeyi kağıt üzerine çiziyorlar. Güzel bir bina. Temel atılıyor. Bina çıkıyor. Bitiyor. Aa diyorlar. Şurada bir yanlış oldu. Bu projede eksiklerimiz var. Bu arkadaşlarımız bütün bu projeleri orada hayata geçirmişler, yaşamışlar. Eksiklerini görmüşler, pazarlıkları görmüşler. O nedenle benim için... Bir daha aynı şeyi yapmanın bir için, anlamı yok. Benim için müthiş bir avantaj. Mesela örneğin uyuşturucuyla mücadele merkezi. Uyuşturucu şu anda hepimizin çok temel sorunu. Çok önemli. Ben onu ayrı bir başlık gibi görüyordum. İyi girdik o konuya. Çok yani önemli. Mesela bu, Maltepe'nin de temel sorunu. Hepimizin sorunu. Bütün İstanbul'un da temel sorunu. Şimdi gittiğimizde herkes sanki gül suyu gülen suyunda sadece uyuşturucu bağımlıları yok, var ya da satılıyor. Herkes bu sorunu örtüyor. Ben annelerle görüşüyorum, babalarla görüşüyorum. Evlerine gidiyorum. Uyuşturucu kullanan ailelere gidiyorum. Buradaki en temel özellik şudur. Ailenin ya da uyuşturucu kullananın önce size güvenmesi gerekiyor. Eğer size güvenmez ise içini dökemez. Size kendini anlatamaz, kendini teslim edemez. Tabii. Bizim kuracağımız bir uyuşturucuyla mücadele merkezinin her şeyden önce herkese kapalı olması lazım. Yani kimsenin bu merkezi bilmemesi gerekiyor. Oraya giriş çıkışların... Ya ne denir, hasta mı denir ona? Yani bağımlı. Bağımlıyla o merkez arasında sır olarak kalması. Tabii sır. Oraya giriş çıkışın bilinmemesi lazım. Yani alenen işte emniyetin gözetiminde, hocaların gözetiminde herkesin bildiği bir yer olursa kimse çocuğunu oraya göndermez. Aileler gelip orada danışma almazlar. Saatlerine bilgi almazlar. Bu nedenle özel ve gizli kalmalı. Oraya insanlar rahatlıkla girip bizimle konuşabilmeli, eğitmenlerimizle konuşabilmeli. Böyle bir merkez mi var sizde? Böyle bir merkez açacağız. Açacaksın. Evet. Çok önemli. Çok önemli. Belki İstanbul'a tümüne dilerim. Dilerim. Yani Almanya'da yaşadığım, Hollanda'da bunun deneyimleri çok biliyorsun. Hollanda bu konuda çok ileri düzeyde yol almış. Almanya'da da çok önemli. Oradaki onlar ne deneyimler... yapmış? Aynı onların yaptığı şey tecrübelerden istifade etmek lazım. Tabii aynı tecrübelerden istifade. Çünkü onlar da bu modelle çalışmışlar. Önce güven vermişler. Ailelere güven vermişler. Çünkü eğer ailelere güven verdiğiniz zaman özellikle bizim Türkiye gibi ülkelerde aile güvenirse erken size anlatabilir. Benim çocuğumda bir farklılık var. Gözleri kayıyor ya da çocukta bir değişik olmaya başladı. Bununla bir ilgilenelim demeye başladığında daha işin erken başındayken tedbir alma şansı. Ama ileri boyuta gittiği zaman çok geç kalmış olabilir. O nedenle güven temel anlayıştır burada. Önce onu kurmak lazım. Christian Uday gelmiş ki esas önemli nokta şu. Christian bizim biraz önce konuya siz girdiniz. Sorunuz içerisinde vardı. Bizim Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nin de dışarıdaki temsilcisi olacak. Çok önemli. Çünkü Münih'teki Fuar Merkezi'nin duayenidir
ki onun döneminde yapıldı oradaki fuar merkezi. Fuarlar kentlerinden biri oldu yani. Fuarlar kentlerinden biri ve sürekli doludur. Yani yerde bulamazsınız. Evet. Düsseldorf öyledir, Hannover öyledir, Frankfurt öyledir. Almanlar bu işe Almanya bu konuda çok ileri boyutta ki fuarlardan yaşarlar. Yani ciddi para da döner orada. Christian'la geldik, alanda incelemelerde bulunduk. Birkaç yere baktık. İşte en az bir 100 dönümlük bir araziye ihtiyacımız olacak. Olay Maltepe Belediyesi'nin ötesine taşıyacağız. O bölgede bir de fuar alanı yok. Anadolu yakası İstanbul'da yok da. Evet. Anadolu yakasında hiç. Anadolu yakasında yok ki bizim ağır sanayimiz Körfez'dedir. Oradaki tabii. iş adamlarımızla konuştuğumuzda Avrupa yakasına geçerken köprüden geçerken bile çok zorlandıklarını. Ceza ödemek zorunda kaldıklarını söylüyorum. Niye söylüyorum. Başlatın ama. Başlatıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir Türk-Alman projesi olarak hayat bulacak inşallah. Onların fuar alanındaki tecrübelerinden de istifade edeceğiz. Tabii çünkü Brezilya'da, Çin'de, Arjantin'de, Dubai'de bu çalışmalar yapmışlar. Oradaki fuar merkezlerine de ortak olarak işletmelerin içerisinde yer alıyorlar. Bu tecrübeyi, bu uluslararası tecrübeyi Maltepe'ye de kazandırmak istiyoruz. Maltepe'de uluslararası kongre fuar merkezi hayat bulduğunda Anadolu yakasının bütün ilçelerine hizmet eden bir merkez olacak. Bu anlamda öncelikle Maltepe'de... Şeye kadar da yok yani Gebze... Kocaeli'ne kadar yok ve o dediğiniz gibi sanayinin çok önemli bir kısmı o bölgede. Kesinlikle. Yani onun için Sabiha Gökçen çok iyi çalışıyor mesela. Havaalanı var da fuar alanı yok mesela orada. Şimdi Sabiha Gökçen'in orada olması bizim için bir avantaj. Çok yakın. Hem otoyol oradan geçiyor, E5 geçiyor. Tam iki otoyolun arasında kaldığı için trafik konusunda bir sıkıntımız olmayacak. Ulaşım çok rahat olacak. Çok sayıda otel de yapıldı o bölgede. Yani yapılıyor, yapılacak. Çünkü diğer ilçelerimiz de bundan etkilenecek. Yani Ataşehir'de etkilenecek. Kadıköy'de, Üsküdar'da, Beykoz'da, Çekmeköy'de, Sancaktepe, Kartal'da etkilenecek. Yani orada fuar alanına büyük ihtiyaç ilk yapan da yani çok yol alır. Öne geçer. Maltepe bu anlamda... Bütün Anadolu yakasındaki belediyelerimizin ortak projesi olacak inşallah. Öyle mi diyorsun? Evet, peki, tamam öyle olsun. Öyle istiyorum. Ama yani Maltepe'ye çok büyük katkı yapar. O işte kaç 10 klasör müdür nedir? O 10 klasördeki çocuklara iş bulma noktasında da... Tabii mesela orada da şimdiden tedbir alıyoruz Celal Bey. Fuar kuruldu, temel atıldı, açılışını yaptınız. Şimdi buraya dünyanın çeşitli yerlerinde iş adamları gelecekler. Yabancı iş adamları gelecek. Doğru. Fuar turizmi hareketlenecek. Doğal olarak buraya bir iş adamı geldiği zaman İngilizce bilen personelle konuşmak isteyecek. Fransızca bilen, Almanca bilen personel, Rusça bilen personelle konuşmak isteyecek. Bunu da tedbirini şimdiden alıyoruz. Sonbaharda okullarımızla görüşecek, ilçe milli eğitim müdürümüzle görüşerek bize iş başvurusunda bulunan gençlerimize mektup yazacağız. Diyeceğiz ki biz size Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça bedava kurs olanağı sağlıyoruz. Güzelsin. Hangisine tabii hangisine ilgi duyuyorsanız mutlaka gelin işte 6 ay mı olur 9 ay mı olur bir sezon devam edecek. Buradan mutlaka sertifika almanız lazım. Çünkü yarın fuarla ilgili temel atıldığı zaman personele ihtiyaç duyulduğunda eğer Maltepe'de yaşayan gençlerimiz, insanlarımız yabancı dil bilmiyorlarsa gelen iş adamı doğal olarak Avrupa'dan ya da Avrupa yakasından ya da başka yerlerden personel taşımak zorunda kalacak. İşsizliği çözebilmem için bu tedbiri de şimdiden alıyorum. Gençlerimize böyle bir olanak sunacağız. Enteresan tabii. Bu arada tabii bunlar 9 ayda ya da işte 1 yılda yabancı dil öğrenecekler. Siz fuarı 1 yılda bitirmeyi düşünmüyorsunuz herhalde değil mi? 1 yılda bitmez ama hazırlıyorum. Yani sonuçta fuarın çeşitli ebatlarında bu insanlara ihtiyacımız olacak. İnşaat alanında, çevre düzenlemesinde, taşınmasında, yapılmasında. En azından şeyde sadece fuar merkezini söylemiyorum. Yani sahildeki işletmelerimizin de bu tür personele ihtiyacı olacak. Evet, bu arada sahilde yeni yapılan yeri nasıl buluyorsunuz? Bu en büyük miting alanı. Ben değerlendiriyorum. Sabahları yürüyorum. Son bir haftadır orada bir de Sağlık Müdürlüğümüzün bir çalışması oldu. Orada sağlık ekiplerimiz sabah gidiyor. Sabah 6 ile 9.30 arası stand açıyorlar. Orası size bağlı değil mi? Yok, büyükşehire bağlı. Ama yani telefon siz gittiğinize göre size gidip bağlı. Gidip geziyorum. Tabii sonuçta ben Sayın Kadir Topbaş'ta dedim efendim. İyi olmuş, fena değil, güzel olmuş. Yani şimdi ben yarayı kanatmak için geriye dönmek istemiyorum. Ama dedim ben sabahları yürüyorum. Genişte bir alan. Orayı değerlendirebiliyor musun peki? Orada aktiviteler falan yapabiliyor musun? Şu ana kadar yapmadık ama bu sene Büyükşehir Belediyesi bir aktivite yaptı. Ramazan çadırı Ramazan kurdular. İşte, yani mesela siz bir konser yapmak isteseniz size vermezler mi? Verirler. Yani sanıyorum başvurursak verirler. Herhangi bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü çok geniş bir alan zaten. Miting alanı herkese olarak yeter diyorsunuz. Miting alanı olarak da planlandığı için o konuda bir sıkıntı olmaz. Sağlık ekiplerim şu anda orada sağlık taraması yapıyor sabahlar. Tabii bizim tansiyon ölçüyorlar. Vatandaşlar yürüyüş yapanlarla ilgili. Orada 3 saat hizmet veriyoruz sabahları. Tekrar kapatıyoruz. Her gün sabah orada 3 saat belediye ekiplerimiz çalışıyor. İşbirliği noktasında biraz önce
Şehircilik Bakanı ile ilgili görüştüğünüzü söylediniz. Şimdi Kadir Topbaş'ta. Yani belediye yönetim anlayışınız şeyi korumak, yani işte biraz önce söylediniz ki burada Maltepe'de yaşayan insanların istemediği hiçbir şeyi yapmam, evet, noktasında. Ama diğer taraftan da sorun çözmek için hem büyükşehirle hem bakanlıkla görüşmeler, diyaloglar devam ediyor. Biraz farklı bir anlayış mı? Bana mı öyle geldi? Olması gereken bir anlayış. Öyle mi? Tabii, yani ben kavga kültüründen yana değilim. Ve ben baştan da söyledim. Maltepe insanlarımıza da bunu bugün de söylüyorum. Ben Maltepe insanlarımızın, vatandaşlarımızın çıkarları için eğer Sayın Kadir Topbaş Bey'in bürosunun önünde yatmam gerekiyorsa gider yatarım. Ve ben Sayın Topbaş'ı makamında ziyaret etme hayırlı olsun demeye gittiğimde kendisi aynen şunu söyledim. Ben parti rozetimi çıkardım, cebime koydum. O da bana aynısını söyledi. Ben de çıkardım, cebime koydum. İkimiz hizmet için varız. Ben bir şey rica ettim. Lütfen dedim, bana geldiğinizde ki sizi ziyaret edeceğim dedi. Bana geldiğinizde lütfen 2 saat zaman ayırın dedim. Sizinle kol kola girip Maltepe meydanında yürümek istiyorum dedim. Çünkü benim siyasi tercihlerim nedeniyle Maltepe insanımızın cezalandırılmasını kabullenemem. Anladım. Çok güzel. Bu nedenle biz hizmet için buradayız. Vatandaş bize bu görev vermiş, güvenmiş, oy vermiş. Sayın Topbaş, Anakent Belediye Başkanı, ben de ilçe belediye başkanım. Bizim birbirimize kavga eden bir anlayışla değil, birbirimizi tamamlayan, eksiklerimizi örten, birbirimize saygıda kusur etmeyen bir anlayışla hizmet götürmemiz gerekiyor. Eğer amacımız gerçekten insan odaklı hizmetse, ki öyle görüyorum, o zaman problem neden biz kavga edelim? Neden? Sebep ne? Yani bu bizim babamızın şirketi değil ki istediğimiz gibi kullanalım. Bu bir kamu şirketi, biz de kamu görevlisiyiz. Yasalarımızda verdiği yetkiler var, sorumlulukları. Bu sorumluluklar çerçevesinde ben Sayın Topbaş'ın da bizi kucaklayacağını, abilik yapacağını düşünüyorum. Düşünüyorsun. Zaten Kadir abi sloganını, evet, kullandı. Hadi bakalım, abilik öyle şeyde kalmasın, billboardlarda kalmasın diyorsunuz. Bunu ben söylüyorum tabii, siz söylemiyorsunuz. Şimdi şu uyuşturucu meselesinde yani çok önemli. Biz hangi belediye başkanıyla bu ara görüşsek, bu İstanbul'da özellikle çok yoğun bir şekilde büyük sıkıntı. Burada önemli bir tecrübe var sizde. Yani özellikle Hollanda'da bu işe karşı çok önemli bir başarı elde edildi aslında Hollanda'da. Tabii. Yani baktığınızda yıllar önce başlayan mücadelede gelinen nokta itibariyle önemli bir başarı var. Her ne kadar Hollanda'da her şey serbest gibi görünüyorsa da her şey kontrol altında aslında orada. Tabii, kesinlikle. Burada bir şeyin altını çizdiniz, güven. Ardından işte kimsenin bilmediği, işte ya da öyle herkesin kamuoyuna açık olmayan bir noktada rehabilitasyon. Hem ailenin hem çocuğun rehabilitasyonu. Bu konuda önümüzdeki günlerde adımlar da atacaksınız. Kesinlikle, i̇şte evet, bir yani merkez yapacaksınız. Eylül ayında başlayacağız. Yani Eylül ayında bir merkez olacak falan. Tecrübelerinizi paylaşmak ister misiniz diğer belediye başkanlarıyla? Kesinlikle. Ben sadece kendi çok sıkıntı var çünkü bu konuda. Sadece kendi tecrübe eğer istenirse belki yani oradaki tecrübeleri. Avrupa'daki tecrübe. Evet. Sadece bu konunun uzmanı olan arkadaşlarımız var. Yani yurt dışında bunu eğitim almış arkadaşlarımız var. Ben bu arkadaşlarımı merkeze taşımak istiyorum. Mutlaka burada da bu konuda eğitimini almış çok başarılı gençlerimiz, hocalarımız vardır diye düşünüyorum. Psikologlarımız vardır ama diye düşünüyorum. Ama orada uygulamışlar mı? Ama orada uygulamış ve uygulamanın sonucunu bilen arkadaşlarımız var. En azından bir konferansta ya konferanslar, öyle çok büyük sadece medyatik toplantılar falan değil. Bunlar başka toplantılar. Bunlar çok özel toplantılar. Çok sıkıntı var çünkü. Perde arkasında kapalı odalarda kapanacağız. O kapalı kapı arkasında bunu detayla enine boyuna tartışacak. Gerekirse oradan da uzmanları getirerek bu konuda eğitimini almış, epey yol almış. Çünkü yani adamla bu işi çözmüşse, sorunu çözmüşler her şeyden önce. Doğru. Sorunu çözdü ve yol almışlar. Bu insanları da buraya davet ederek, ilçemize, İstanbul'umuza davet ederek, onların da tecrübelerini bu işin içerisine katarak yeniden bu işi tartışmamızın ve sorunu çözmemin artık bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Bu sadece Maltepe Belediyesi'ne ait olan bir proje değil. Bütün İstanbul'u, belki ülkemizin genelini. Bütün İstanbul'da bu sıkıntı var. Evet, bu sorunu çözmek lazım. Sevgili Ali Kılıç, gerçekten çok büyük sıkıntı var. Bir belediye başkanının söylediği şeyi hiç unutmuyorum. Anne ayaklarıma kapandı, oğlumu kurtarın diye ağladı demişti. Yani böyle bir durum söz konusu. Gerçekten çok sayıda genç bu konuda uyuşturucunun pençesi altında. Yani zaman zaman medyaya da taşınıyor ama medyaya taşınanın ötesinde bir sıkıntı var. Ve bu işin polisiye tedbirlerle aşılamayacağı net görüldü. Elbette bir mafya vesaire gibi şeyler bunun arkasında, ama bu işe yerel yönetimlerin, bilim adamlarının, bilim insanlarının, tecrübeli
daha önce başka ülkelerde tecrübe kazanmış insanların mutlaka dahil edilmesi gerekir. O merkez keşke İstanbul'a hitap eden bir merkez olsa, sizin kurduğunuz merkez diye düşünüyorum açıkçası. İnşallah belki biz bir adım atarız. Başka arkadaşlarımız daha güzel adımlar atarlar. Birbirini tamamlayan projeler olabilir ama birilerinin bir yerden başlaması gerekiyor. Bu nedenle biz o adımı atacağız inşallah. Evet, Maltepe'de kültür sanat, yani siz bir de aynı zamanda bu olaya da çok yabancı değilsiniz. Açık hava sineması falan gibi şeyler uygulanıyor mu bunlar? Evet, bu sene yazın ilk defa Ramazan etkinlikleri bünyesinde bir açık hava sineması denememiz oldu. Şimdi unutulmuş bir gelenek biliyorsunuz. Ha, hem de İstanbul'un merkezinde, adalara karşı sahilde çok güzel bir basketbol sahamızda, orayı sinemaya dönüştürdük. Çok güzel filmler gösterildi. Çok ilgi gördü. Yani gerçekten umulmayacak ölçüde ilgiyle karşılaştık. 4000 kişi, 5000 kişi gelip açık hava sineması da film izledi. İşte bizim sloganımız çekirdek ve gazoz bizden, seyretmesi sizden sloganı vardı. Güzel. İşte Türkan Sultan'ı davet ettik. Sayın Türkan Şoray geldi. Sayın Tarık Akan geldi. Filmleri onlarla birlikte vatandaşlarımız izledi. Hoş şeyler yaşadı. Bunu sürdüreceğiz. Bu geleneği gelecek yıl biraz daha genişletelim. Bu sene ilk adımımız oldu. Belki bütün İstanbul gibi yazlık sinemada. Neden olmasın? Yeniden sineması. Tabii yazın yazlık yapılmalı. Sinema derdik biz onlara. Yazlık sinema, evet. Yazlık sinema. Ki İstanbul buna müsait. Yazın insanlar sıcak, kapalı salonlarda sinema seyretmek bir şeye dönüşüyor. Eziyete dönüşüyor. Açık havada insanlar hem de Ramazan ayı olması nedeniyle de bir avantaja dönüştü. İşte iftar sofralarına kalkıp sahile gidip yürüyorlardı. Saat 11 gibi gelip sinema izliyorlardı. Saat 1.30-2'ye kadar devam ediyor. Sonra sahura kalkıp gidip yatıyorlardı. Böyle güzel bir planlama yapmıştık. Değerli tiyatro sanatçısı Emin Olcay'ın hazırladığı bir kültür çalışmamız vardı. İşte Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre'yi Karacaoğlan'dan eserlerini seslendirildiği çok güzel bir çalışma yaptılar. Onu bir gezici tırımız var. O tırla bütün mahalleleri dolaştır. Yani sahile gelemeyen insanlarımız ayağına da ekiplerimizi gönderdik. Mahallelerde de bu çalışmalarımızı yaygınlaştırdık. Bunları önümüzdeki dönem Türkan Saylan Kültür Merkezi bünyesinde şu anda arkadaşlarımız programları hazırlıyorlar. Dolu dolu bir Türkan Saylan adına yakışır bir kültür merkezi olacak. Her saati boş geçmeyen bir Türkan Saylan Kültür Merkezi olacak. Diliyorum önümüzdeki aylardan sonra, özellikle kış aylarında da Türkan Saylan'da bu kültür sanat etkinliklerimizi geliştirmek istiyoruz. Yine Türkiye'nin çok saygıdeğer ismi, çok değerli dostum, yaşlı olarak da abim ama hep saygı duydum. Fikret Otyan Müzesi. Yani biz hep insanlarımız... O Anadolu'nun şeyleri olacak, parçaları olacak. Aynen öyle, çünkü eşi Filiz Hanım da keçe sanatçısıdır biliyorsunuz. Biz hep değerlerimizi yitirdikten sonra arkasından bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yaşarken. Fikret abiyle Antalya'ya gittim, ziyaret ettim kendisine. Çok abi dedim, sen benim için bir değersin, bizim için bir değersin, Türkiye'nin bir değerisin. Senin adına izin verirsen bir müze çalışması, eserlerini sergileyebileceğim bir müze çalışması yapmak istiyorum. Orada onun eserleri olacak. Bir başka salonda da başka sanatçılarımızın eserleri sahnelenecek, gösterilecek, sergilenecek. Böyle bir çalışmamız da yine sonbaharda devam edecek. Muhteşem bu. Yani bu vefa örneğini insanlara yaşarken hissettirmek, yaşarken göstermek. Onların daha işte son yaşamının belki de ilerleyen yıllarında onları mutlu edecek bir kesinlikle gelişme. Tabii. Yani çok doğru bir çoktan tavır. Hak etmiş. Biz öldükten sonra işte hep böyle şöyle iyi adamdı, böyle iyi. Ama yaşarken de söylemek lazım belki. Çok gerçekçi bir duruş gerçekten. Şimdi siz incinsen de incitme diyen bir anlayışı içselleştirmeye çalışan bir kişisiniz. Ben sizi şahsen de çok yakından tanıyorum. Belki bu felsefeyle hareket edip annesi, oğlunun katilini affetmiş bir anneye ödül verdiniz. Evet, yani İranlı çok bir... duygusal bir şeydi. Gerçi anne gelemedi ama çok anlamlı bir davranıştı. Anneler gününde farklı bir çıkış yaptınız. Farklı bir... Hep bu devam edecek mi bu? Bir de bundan biraz bahsedin bence. Yani şöyle, tabii o İranlı annenin oğlunun katiline attığı o tokat ve ardından affetmesi bana göre gerçekten irdelenmesi, düşünülmesi gereken bir olaydı. Ben bunu televizyonda izlediğimde, işte eşim de yanımdaydı. Dedim ki işte bu. İşte bu dedim. İran bunu çok iyi pazarlayabilmeli.
dünyaya iyi satabilmeli, iyi anlatabilmeli dedim. Bir ülkenin tanıtılması için müthiş bir fırsattı aslında. Ve biz arkadaşlarımızla Maltepe'de oturup konuştuğumuzda işte yılın annesi noktasında ne yapabiliriz, kim olamalı, anneler için neler yapabiliriz dediğimizde işte Türkiye'de çok sayıda etkinlik yapılır, konserler verilir falan. Biz hem gezi olaylarında yaşamını yitiren çocuklarımızın, gençlerimizin annelerini unutmayalım dedik. Hem de çocuğunun katilini affeden bir İranlı anneyi onurlandırmamız gerekiyor diye düşündük. Ve kendisine ödül verme düşüncemizi paylaştık. İran'a arkadaşlarımız gidip görüştüler. Buraya davet ettik. Biletlerini gönderdik. Pasaportlarını aldık. İran Büyükelçiliği, Kültür Bakanlığı sağ olsunlar çok ciddi bir destek sundular gelmesi noktasında. Hemen pasaportlarını çıkardılar. Ancak çok talihsiz bir olay yaşadık. Uzun bir yolculuk yaptı Tahran'a gelebilmesi için. 60-70 kilometre kadar herhalde tansiyonu yükselmiş olacak. Doktora götürdüler. İşte hastane uçarsa uçakta hava basıncından beyin kanaması geçirebilir. Tanısı koyduktan sonra gelemeyeceğini anladık. Ama Doğan Haber Ajansı imdadımıza yetişti sağ olsunlar. Orada hemen bir canlı yayın aracı kiralandı. Bulunduğu hastanenin bahçesinden salona bağlanarak, orada 708 anne vardı, salon kabasa dolmuştu. Salona bağlanarak hem Maltepe'ye, Maltepe Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Hem çok etkilendiğini, en kısa zamanda tekrar Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Çok duygusal konuşmalar yaptı. Biz onun ardından bir adım daha attık. O annemizin yaşadığı İran'daki o kasabayla kardeş kent olma kararı da aldık. Yazışıyoruz şu anda. Bu kardeş kent uygulaması sizin Cumhuriyet Halk Partili belediyeler içinde de size bir yeni bir uygulama başlatıldı değil mi? Böyle küçük beldeleri. Evet. Sizin var mı kardeşiniz orada? Şu anda yok ama gerçekten şimdi Çin'le görüşmelerimiz devam ediyor. İspanya'ya bir ekip gitti. Bu cumartesi günü yeni bir ekip geliyor oradan. İspanya'da bir kasabayla kardeş kent, Roma'da bir kasabayla görüşme. Hamburg Altona ve Münih'te bir çalışmamız uluslararası var. Uluslararası şahaneye evet, açılmış oldu. Mümkün adım. Olabildiğinde açmak zorunda. Bu kardeş kent projesi sadece ilçenin ya da ilin girişinde bahsediyor. Şu falanca kentlerle kardeş kenttir diye tabela kardeş kentli istemiyoruz. Uygulamada da bir kardeş kent projesi istiyor. Evet. Mesela İspanyol arkadaşlarımı da şöyle bir noktaya getirdik. Mesela bir İspanyol haftası düzenlemek istiyoruz Beşçeşmeler'de. Beşçeşmeler merkezin buna çok müsait bir yer. O ara sokakları İspanyol bayraklarıyla, işte onların folkloruyla düzenleyerek iki restoranımızı İspanya'dan aşçılar getiriyor. Sadece bir hafta boyunca İspanya mutfağından yemekler sergilendiği hale dönüştürerek dolu dolu yaşamak istiyoruz. Belki bunu yarın gidip, Almanya için yapacağız. Arjantin siz de oraya için. Biz de gittiğimizde Türkiye'den örneklerimizi götüreceğiz. Böylece kültürel ilişkilerimizi biraz daha sağlam zemine taşıyabilecek bir çalışma yapmak. Bulgaristan'dan arkadaşlarımız geldiler. Önümüzdeki haftalarda başkan yardımcılarımız gidecekler oraya. Orayla çalışmalarımız devam ediyor. Yani kardeş kent projesinin ilçelerimiz için birer zenginlik olduğunu, derinlemesine yaklaşıldığında, samimi yaklaşıldığında kentler birbirinden çok etkilenebilirler. Bizim arkadaşlarımız İspanya'ya gittiler. Kaymakamlıkla, Maltepe Kaymakamlığı'la birlikte bir işbirliği gerçekleştirdik. Belediye meclislerimizden oluşan bir ekip, kaymakamlıktan arkadaşlarımızın katıldığı bir heyet gönderdik. Çok etkilendi. Oradan raporlar getirdi. Şimdi onlar buraya geliyorlar. Biz de böyle onlara... Yani Maltepe biraz uluslararası boyuta açılan, böyle işte penceresini dünyaya açmış bir kent hüviyeti de kazanıyor bu ilişkilerle tabii. Hedefim o. Bir Avrupa vizyonu, bir çağdaş vizyon kazandırmak Maltepe'ye tabii. Peki. Şimdi bir sanatçı, 18 yaşındaki bir sanatçı salon bulamadığı için konser veremiyordu. Size başvurdu ya da siz onun öyle olduğunu öğrendiniz. Salonunuzu açtınız. Salon bulamayan başka sanatçılarla böyle bir başvuruda bulunsa ne yaparsınız? Sonuna kadar kaplarımız açık. Tabii herkese Türkan sayılarını verme şansımız yok. Çünkü sonuçta salonlarımız o da kısıtlı. Ama başka salonlarımız da var. Başka salonlar da inşa edeceğiz. İrili ufaklı sanatçılarımıza, onların işte kaç kişi hedefliyoruz? 50 kişi olur, 100 kişi olur. Bu sanatçılarımızın sahne tecrübesi kazanabilmeleri noktasında ya da bir eseri sergileme noktasındaki pratiğini geliştirmeleri noktasındaki desteğimizi sonuna kadar sürdürür. Çünkü sanatçısına değer vermeyen hiçbir toplum yol alamaz. Biz o gençlerimizin önünü açmak zorundayız. Yeni Fazıl Say'ların çıkması gerekiyor. Yeni Orhan Pamukların, Yaşar Kemal'lerin, Fikret Otyam'ların yaratmamız gerekiyor. Bunu ancak onlara olanakları büyük sunarız. İş düşüyor aslında değil mi? Kesinlikle hep yerel yönetmen o kadar çok önemli ki. Yani eğer yasaların arkasına saklanmazlarsa,
Çok şey yapabilirler aslında. Aslında yasalar hiçbir şey yapmamaya da el veriyor. Değil mi? Yani hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Benim görevim değil, benim alanıma girmiyor şeklinde yanıt verebilirsiniz. Şimdi bir iddialı şey var. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Siz ihtiyaç sahiplerine 600 lira veriyormuşsunuz. Bu doğru mu? Vermiyoruz. Vermeyi planlıyoruz şu anda. Benim seçim çalışmalarımda dile getirdiğim bir projeydi. Özellikle de yoksulluk gelirinin altında bulunan ailelere, yani evinde hiçbir sigortalısı yoksa, çalışan yoksa, o evin annesi kimse, en yaşlısı, ona 600 TL vermeyi söz verdik. Şu anda iki bankayla görüşmelerimiz devam ediyor. Şöyle bir şey yapıyoruz. Aslında tabii bunu biz de yapabilirdik ama taraflı olabiliriz kuşkusuyla. Çünkü burada gerçekten tarafsız olmak gerekiyor. Yani diyelim ki örgütten birine dedin, sen mahalledeki yoksullar bana yaz getir dediğin zaman dayısını yazar, babasını yazar, akrabasını, bunu takip edemezsiniz. Bir bakarsa o 5000 sayı 7000 olmuştur. Kimi takip edeceksiniz? Hiç hak etmeyen insanlar da bu parayı alabilir. O nedenle biz iki bankayla görüşüyoruz. Bu bankalardan bir tanesiyle sözleşmemizi yapacağız. Bunlar Eylül ya da Ekim ayında bize bir sunum yapacaklar. Bu bankalardan gelecek olan ekipler, bağımsız ekipler, önce Maltepe'nin bir envanteri çıkaracaklar. Kapı kapı dolaşarak orada kaç kişi yaşıyor, kaç yaşında, işte evine kaç kişilik maaş geliyor, gelir seviyeleri nedir? Bunları tespit ettikten sonra o yoksulluk envanteri çıktıktan sonra bütün bunlar bilgisayara yüklenecek. Ankara'ya gittim, Sayın Genel Başkanıma da bunu arz ettim. Bilgisayarın tuşuna bastığınız zaman o yoksulların içerisinde, diyelim ki Hasan Korkmaz, nerede yaşıyor? İşte Gülsün'de falanca sokakta, falanca numarada yaşıyor. TC kimlik numarasında birlikte ortaya çıkacak. Yani hiç kimse hak etmedi, o parayı alamayacak. Ondan sonra bu 600 TL'leri vereceğiz. Ama onu da bir şartla veriyor. 600 TL'yi banka kartına yüklüyoruz. Bankamatik gibi kullanacak. Her ay düzenli olarak bu para yüklenecek. Onu sadece Maltepe sınırları içerisinde ve gıda ürünleri için kullanacak. Yani gidip örneğin herhangi bir restoranda oturup bununla yemek yiyemeyecek. Market, bazı marketler tespit edeceksiniz. Tabii her mahallede, sokaklarda bir dumana bu çalışmayı bitireceğiz. Bakkallar, neyse. Yani amacımız zaten Maltepe esnafına kazandırmak. Yani ben parayı vereceğim, vatandaş gidecek Kartal'da, Kadıköy'de, Beyoğlu'nda, Üsküdar'da harcamayacak bunu. Çünkü o paranın orada dönüşmesini sağlıyorum. Bu olduğu zaman esnafım da kazanmış olur. Benim mahallemdeki, sokağımdaki bakkalım, kasabım, manavım iflas etmemeli. Yaşamını sürdürebilmeli. Ona ancak ben bu katkıyı sunarsam yapabilecek. Şimdiki sistemde ne var? Bugün de gıda yardımı yapılıyor, biliyorsunuz. Ama o gıda yardımı bir şirkete ya da bir iş adamına veriliyor. Yani orada bir kişi zengin oluyor. Tüketen yani, vatandaş. Doğru. Ama ben burada parayı vatandaşa vererek bütün Maltepe sınırları içerisindeki esnafımızın kalkınmasını sağlıyorum. Enteresan. Hedefim bu. Yani o tabii farklı bir şey. Maltepe'de yeşil alan durumu nasıldır? Yeşil alanlarımız aslında çok az. Tabii yolun üzerinde bu gecekondulaşmanın daha yapılamadığı yerlerde, Maltepe Üniversitesi'ne doğru gittiğimiz alanlarda bir yeşil alanımız var ama Maltepe merkezine geldiğimizde yeşil alan sorunumuz gerçekten çok sıkıntılı. Tek ümidim şu, diliyorum bunu gerçekleştirir. Eğer bu kentsel dönüşümü biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi parsel bazından çıkarıp ada bazına dönüştürebilirsek yeni yeşil alanlar yaratma şansımız olabilir. Bu alanlar değişecek. Önümüzdeki aylardan itibaren mümkün olabildiğince, yani her karış toprağı yeşil alana çevirip orada ağaç dikmeyi planlıyoruz. Yeşil bir Maltepe özlemimiz var. Bu konuda da çalışmamız var. Artık bu saatten sonra mümkün olabildiğince elimizdekiler hiç olmasa kaybetmeyelim. Bu yapılaşma içerisinde o küçük alanında kaybolmasa göz umayalım. Şimdi bir proje var benim çok dikkatimi çeken. Bu şeyle ilgili mi, uyuşturucu ile ilgili mi, yoksa bağımsız bir proje mi, anlamadım. Aile okulları diyor. Aile okulları kuracağız diye bir iddia var sizde. Yok, bu şeyle ilgili değil. Bu uyuşturucu ile ilgili değil. Aile okullarında şöyle, aslında kreşlere bağlı olarak biz semt konakları düşünüyoruz şu anda. Semt konakları projemiz var. Semt konakları projemizde konak kültürünü okul öncesi eğitim gören çocuklarımıza vermek istiyoruz. Bu da Anadolu'nun bir güzelliği aslında, konak kültürü. Eskiden anlatırlardı, şu konakta yaşıyordum, konakta büyüdüm, konağımız vardı gibi. Şimdi burada artık büyük şehirlerimizde konaklar yapma şansımız olmadığına göre, en azından her çocuğun böyle bir konakta yaşama şansı olmadığı gibi, mahalle konakları yaparak, semt konakları yaparak burada giriş katında işte 1,5 dönüm arazi üzerine bir şey planlıyoruz. Bir bölümünde kreş olacak.
ön tarafında bahçesi olacak, çocuklar orada kreşe gidecekler. Arka tarafında çok amaçlı bir salon olacak. O salonda örneğin mahalle muhtarı toplantısını yapabilecek. Ben belediye başkanı olarak gidip orada sivil toplum örgütleriyle görüşebileceğim. Orada taziyeler kabul edilebilecek. Belki küçük çapta kına gecesi, nişanlar yapılabilecek. Oranın bir üst katında da yine mahalle muhtarının olduğu, belediye yöneticisinin olunduğu, bir belediye ödeme noktasının olduğu ve bir de sivil toplum örgütlerimize sürekli tahsis edebilecek bir oda. Telefonu, faksı, bilgisayar olacak. Sivil toplum örgütlerimiz gelip orayı kullanabilecek aşağıdaki salonu kullandıkları zaman. Böylece ailelerimizin de çocuklar, özellikle tabii okul çağına gelmiş çocukların da oralarda eğitim almaları, yani anne ve babaların biraz daha rahatlayarak kendi birbirinden zaman ayırabilmene sağlayabilecek bir proje. Hem çocuklara ev ödevlerinde yardımcı olacağız. Onlar, çünkü amacımız sokaktan çekmek. Aslında biraz önce uyuşturucu konusunda da çocukları sokağa salıyorsunuz. Sahipsiz bu çocukları başkaları alıp kullanıyor. Bunları mümkün olabildiğince kontrol altında tutarak, onlara eğitim vererek, bu tür merkezlerde tutmaya çalışarak hiç olmasa kötü alışkanlıklara ulaşmalarına bir engel olma çabası sarf edeceğiz. Şimdi Maltepe'de bir sürü şey yapıyorsunuz ve biraz önce söylediğiniz gibi saat 8.30'a kadar Maltepe'nin önemli bir kısmını dolaşarak belediyeye geliyorsunuz ya da 9'a kadar. İşte halkla temas vesaire, işte yapılan çalışmaların karşılığı, işte nasıl dönüş alındığı, bir sürü bilgi geliyor size. Siz yıllarca Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yaptınız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın. Bütün bu bilgileri Genel Başkan'a zaman zaman iletiyor musunuz? Tabii ya, yani mümkün olunca raporlar halinde kendisine sunmaya gayret ediyordu. Bu ara biraz tabii çok yoğundu. Cumhurbaşkanı seçim vardı. Pek bu işlere zaman ayıramaz ama Genel Başkan gelen dosyaları çok titizlikle inceliyor. Yıllarca beraber çalıştığım için nasıl yaklaştığını da biliyorum. Mümkün, ben bunu aday adayken de yaptım. Adaylık döneminde de yaptım. Her hafta raporumu gönderiyordum. Yaptığım çalışmaları kendisine bilgi babında gönderiyordum, paylaşıyordum. İşte batılı olmanın yazılı, yazılı tabii kültürü. Elimde şu anda benim mesela geriye dönme bilgisayarımı açtığımda o 12 ay süresi içerisinde neler yaptığımı, çünkü hepsini unutursunuz işte. Evet. Ama o haftalık raporlarım içerisinde neler yaptım, hangi mahalleyi, hangi mahalledeki semt şeylerini, pazarlarını dolaştığımı tek tek fotoğrafladığım için, altta notlar düştüğüm için görebiliyorum. Yerel yönetimler noktasındaki bu çalışmalarımızı profesyonel bir noktaya taşıdığımızda, genel merkezde bu işe kattığımızda, ki şu anda örgütlerden sorumlu Genel Başkanı Veli Ağbaba arkadaşım da bu konuda çok hareketli çalışıyor, sürekli koşturuyor. Bunları işte eksik olanların bizim tamamladığı, bizim eksiklerimizi başka arkadaşların tamamladığı bir noktaya taşıdığımızda, birbirimize destek olmaya gayret ettiğimiz bir noktaya taşıdığımızda çok daha başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Yani tekrar söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolu yerel yönetimlerden geçer. Belediyelerden geçer. Başarısız olursanız Kemal Bey'i başarısız yaparsınız. O, şunu söyleyebilirim, bakın kurultaya doğru gidiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü tabii yorgun. Yani yıllardır birikmiş sıkıntılar var. Ancak genel başkanımız bunları hep elini tersiyle itmiştir. Sadece çalışma yönüne koymuştur. Gerçekten çok çalışan, çok koşturan, üreten bir genel başkan. Hatta şöyle diyorlar değil mi? Sadece Kemal Bey çalışıyor, başka kimse çalışmıyor diyenler de var ama siz buna katılmazsınız. Yok yani öyle, tabii ben şimdi yerel belediye başkanım ama genel başkan, hakikaten genel başkanın temposuna kimse yetişemez. Hiçbir arkadaşım yetişemez. Bunu biliyorum. Ben yaşadım. 4,5 yıl, 5 yıl beraber çalıştığım için biliyorum. Gerçekten yılmadan, usanmadan bir toplantı varsa, yarım saati boşsa orayı doldurmak için koşturan bir genel başkanımız var. Diliyorum örgütte de dinamik kadrolar yeniden göreve gelir, yeni kurultaya değişir gidelim. Mi kadrolar? Değişmeli. Değişmeli. Yani genel başkanın çevresindeki kadrolar değişmeli mi? Değişir. Sanıyorum değişir. Kurultaya gittiğine göre değişir. Değişmesi gerekir. Değişir diyorsun. Peki başka adayların şansı var mı? Yani genel başkanımız da söyledi, adayların sayısının çok olması bir handikap değil, bir eksiklik değil. Ancak üslup çok önemli burada. O nedenle partiye zarar vermemek gerekiyor. Çünkü olağanüstü bir kurulda. Olağanüstü kurulda da herkesin diline sahip çıkması gerekiyor. Bir yol ayrımı olabilir mi? Bazı isimlerle partide bir yol ayrımı söz konusu olabilir mi? Yani ifade buyurduğunuz gibi isimler. İsimlerle yol ayrımı olmaz. Yani isimler sonuçta gelirler giderler. Öyle ama mi? Cumhuriyet Halk Partisi bir çınardır. Ulu çınardır. 100 yıllık bir çınar. Asırlık çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bırakın dallarını, gölgesi bile belediye başkanları parti yönetiminde görev alamıyor değil mi? Hayır. Belediye başkanı görev alamıyor. Görev alamıyor ama mesela siz İstanbul'dan, Maltepe'den daha fazla insanın ya da bu söylediğiniz çerçevede, yani tabandan
sesi yukarı taşıyabilecek insanların girmesi noktasında müdahil olmak ister misiniz? İstiyorum. Ben katkıda sunacağım. Yani bu konuda düşüncelerimi çekinmeden dile getireceğim. Çünkü tekrar söyleyeyim, bunu inanarak, yüreğimde hissederek söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları sokağa inmeli, dokunmalı, karşıdaki insanı önce anlamalı, sonra da kendini anlatmalı. Bunu yapmayanlar bu kurultayda yandı diyebilir miyiz? Yani yandı tabii genel başkanının takdiri ama genel başkan tabii birçok pencereden bakacaktır olaya. Ama bu tür arkadaşlarımıza fırsat verilmesi halinde çok daha güzel şeyler başarılacağını düşünüyorum. Yani o sizin yereldeki başarınızı anlatacak, o performansı yukarı taşıyacak bir yeni parti yönetimi olursa Haziran'da durum değişebilir. Değişir tabii. Yani öyle şimdi yani. Bakın, yani sonuçta siz insanlara bir şey anlatmak için gayret gösteriyorsunuz değil mi? Yani bir proje anlatıyorsunuz. Ben bunu bir şirket gözüyle baktığınızda bir mal üretiyorsunuz. Ve pazarlamacılarınızı Anadolu'ya gönderiyorsunuz ki benim bu ürünümü tanıtın. Eğer pazarlamacılarınız, bu işi yapan arkadaşlarınız çok başarılıysa ürününüzü satar. Tabii ürününüz de sağlam olması lazım. O da ayrı bir şey. Ancak eğer ürünü sağlamsa pazarlamayı yapan arkadaşlarınız başarılı değilse ürün elinizde patlıyor. Şimdi bizim burada bunun örtüşmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri, geçmişi, tarihi, misyonu, Cumhuriyet tarihinde yaptıklarını anlatabilecek, anlatan, bunu taşıyabilen kadrolar oluşturduğunuzda sizin vatandaşla aranızdaki köprüyü hiç kimse kaldırıp atamaz. Ben ona inanıyorum. Anladım. Yeter ki güveni verelim. Şimdi yine yurt dışı tecrübenizden istifade ederek bir şey sormak istiyorum. Bu Türkiye'de çok yerel yönetimlerde de başka alanlarda da sıkıntı. Yolsuzluk meselesi. Bu zaman zaman hep gündeme geliyor. Ben de şöyle düşünürüm hep. Yani hep kötü belediye başkanları Türkiye'de mi? Yani niye Türkiye'de yolsuzluk oluyor da mesela Almanya'da oluyor mu bilmiyorum tabii onu. Oluyor tabii, orada da oluyor ama... Bir sistem problemi mi var diye soruyorum. Mesela siz yolsuzluğu asla yolsuzluğa izin vermem diye bir iddianız vardı. Devam ediyor o iddianız. Devam ediyor tabii. Kadarıyla. Ve takipçisiyim de bu işin. Nasıl yani, bu bir sistem mi kurdunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Şöyle, benim sallı sabah kahvaltılarım çok benim için bir mutfaktı. Besleniyordum. Çünkü 18 mahallenden insanlar sabah o kahvaltılara geliyor. Kimin ne konuşacağını bilmem. 2,5 saat boyunca ayakta durarak. Nasıl orada, seçiyorsunuz onları? Kendileri el kaldırana konuşmak istiyorlar. Konuşmak yani istiyorlar. Orada her el kaldırana söz hakkı veriyordum. Hiç sözünü kesmeden de sonuna kadar anlatmasını, konuşmasını, bitirmesini bekliyordum. Ortalama 110 kişi konuşuyordu. İddia ediyorum hiçbir siyasi partinin kongresinde bu kadar adam konuşmaz. Tabii canım, 110. Konuşturmazlar da. Ama benim orada konuştular. Ben yani oradan... Konuşsa da dinlemez kimse. Benim orada şöyle, çünkü ben niye konuşturuyordum? Belediye personelinin herhangi bir yanlış uygulaması var ise vatandaş onu orada bana anlatıyor. Bir yanlış uygulamaya girip kirli ilişkilere girmiş birileri varsa onu da gelip orada bana söylüyor. Çünkü ben başkan olarak o kapıyı açıyordum. Bana her şeyi anlatın diyordum. Ben buna izin vermeyeceğim. Eğer vatandaş ruhsat için başvurmuşsa, bu ruhsat dosyası 2 ay boyunca boşu boşuna bekletiliyorsa burada kirli bir ilişki var demektir. Eğer adamın belgeleri eksikse hemen tamamlatacaksınız. Diyeceksiniz bu belgeleriniz eksik, getirin verelim. Eğer getirmiş tamamlamışsa, siz bunu vermiyorsanız başka bir beklentiniz var demektir. Bu konuda çok kararlıyım. Bütün Maltepe halkına da çağrıda bulunmuşumdur. Çünkü her sallı kafasına söyledim. Geri dönüşü de oluyor mu bu da? Çok. Birebir. Direkt bana ulaşıyorlar. Cep telefonunda bana mesaj atıyorlar. Tweet atıyorlar. Facebook sayfamda ulaşıyorlar. Her özel kalem müdürüme ulaşıyorlar. Denetim elemanı gibi çalışıyorsun. Hani herkes arıyor ve diyor ki burada bu var diyor. Bunu yaptılar diyor. Şu yanlış yapıldı. Ve ben bu arada en az 8-10 tane yanlışı bu sayede ortaya çıkarmışımdır. Ya işte denetim elemanı evet, çok sizde. Evet, evet. Bir de kimin denetlediği belli değil. Evet. Yani o halk noktada ben yani. Halka o güveni veriyorum. Diyorum ki sizin bana yaptığınız ihbar, bana söylediğiniz bir eleştiri ya da bir şey varsa o sadece bende kalacak diyorum. O vatandaşı zor durumda bırakmıyorum. O güven var. Benimle Maltepe halkı arasında bu güven oluşmuş durumda. Ben sadece yanlışı tespit ettikten sonra diyorum bak burada yanlış yapın, bunu giderin diyorum ve gideriyoruz o yanlışı. Şimdi engellilerle ilgili çok önemli çalışmalar var. Onları da bir iki cümleyle ifade edelim. Çok yani bu üreten engelliler. Hı. Yani engellileri işte evden çıkartıyorsunuz. Birincisi evet. O yani. Buna uygun bir kent dokusu var mı Maltepe'de bilmiyorum. Olacak mı ya da? Olacak. Ondan sonra bunları iş istihdama kazandırmak gibi bir hedef var evet. Herhalde. Bu konuyla ilgili de bilgilendirirseniz. Şöyle, üreten engeller merkezimiz adı altında bir projemizdi bu. Bu konuda çalışmalar. Bir de kafe çalışması var. Evet. Şimdi 9000 civarında
engellimizin resmi olarak olduğu biliniyor Maltepe'de ama gayri resmi rakamlara göre bunun en az 2 misli olduğu, 16-17 bin olduğu söyleniyor. Bu konuda özellikle engellilerin bizim temel anlayışımız Türkiye'de şöyle bir durum var. İşte engelli ise acınacak durumdadır, garibandır, muhtaçtır, buna yardım etmek gerekiyor. Halbuki öyle değil. Yani insan engelli olabilir ama üretebilir de aynı zamanda. Yeter ki siz ona üretebilecekleri olanaklar sunmalısınız. Buradan yola çıkarak bir Avrupa Birliği projesi olarak hayata geçireceğiz inşallah bunu. Üreten Engelliler Merkezi'ne hem engellilerimiz gelip orada bir şeyler üretecekler. Onların ürettiklerini biz belediye olarak pazarlayacağız, satacağız. Bu arkadaşlar da oradan maaş alacaklar. Ve evlerinde acınacak bireyden çıkıp saygı duyulan bir bireye dönüşmüş olacaklar. Bunu hayata geçirmek istiyoruz. İki, engellilerimizin rahat seyahat edebilmeleri, özgür seyahat edebilmeleri için ailelerine muhtaç olmadan otobüsler şu anda satın alacağız. O altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlar sadece engellilerimizi taşıyacak. Ring seferler yapacağız. Maltepe'nin belirli noktalarından engellilerimizi alacağız. Saat başı ya da iki saatte bir dolaşacak. Örneğin engelli evden çıkıp sahile gidip denizin kıyısında biraz oturabilecek. Orada arkadaşlarla belki buluşabilecek bir kafe oluşturma projemiz var. Eğer hayata geçirmişse bu konuda büyükşehirde bize katkı sunarsa sahildeki o güzel mekan, çünkü orada engellilerin rahat dolaşabilecekleri mekanlar var. Trafiğin yoğunluğundan arınmış bir bölge olduğu için. Orada böyle kafede buluşup hem sorunlarını tartışabilecekler, hem konuşabilecekler, hem sohbet edebilecekler mekanlarda bir araya geldikten sonra yine otobüse binerek evlerine gidebilecekler. Bu konuda bir engelli kardeşimizi görevlendirdik. Örneğin Kenan Dolu adında bir kardeşimizi. 12 yıl evinden çıkamamıştı. Kas erimesi vardı çocukta. Sonra bana haber geldi. Ben o zaman adaydım. Evine gittim. Bir rampa yaptırdık. Elektrikli sandalyesini aldı. Rampada çıktı. Ben başkan seçildikten sonra da teşekküre geldi makama. Ondan sonra biraz sohbet. Siz onu görevlendirdiniz. Ben dedim çalışmak ister misin? Tabii memnuniyetle dedi. Ne yapalım ne edelim derken işte sarı kart kırmızı kart. Sokaklara dolaş dedik. Seni engelleyen ne varsa güzel önce sen. Bir sarı kartla. Sen sarı kart üzere. Bugün beni engelledi diyor sarı kart. Bilgisayarına da kaydediyor arabanın plakasını ya da işte dükkanın numarası neyse. Bir hafta 10 gün sonra geldi yine aynı araç orada ya da aynı vatandaş dükkan sahibi buraya iş yapmış. Bu defa da kırmızı kartı veriyorum. Son kere seni uyarıyorum diyor. Daha sonra belediyenin zabıtaları gidecek, ceza kesecekler. Önce uyarmak amacımız. Yani caydırıcılığı kazandırmak. Bunu bir engelli kardeşimiz görüyor. Çok önemli. Çalışıyor. Bu engelli kardeşimizi şimdi belediyenin başka bir birimine de kaydırırken üreten bir engellerimizin olduğunu da görmek beni mutlu ediyor. Çok çalışkan bir kardeşim. Başka arkadaşlarım da katılıyor. Bir engelli arkadaşımız yine gazeteci, meslektaşımız bir Tülay Hanım da belediye meclisine aldık. O da engellilerin sorunlarla çok yakından ilgileniyor. Çalışmalarını da onlarla birlikte sürdürüyoruz Maltepe'de. Evet. Şimdi tabii bu batılı yani uzun süre belki de Almanya'da yaşamış olmanın getirdiği bir alışkanlık da zaten bunu şey de ifade etmiş. Yani bu toplantıda da insanlar dile getirmişler ama hayvanları da imal etmemişsiniz. Onlarla ilgili de bir köy oluşturma bir proje oluşturma noktasındasınız. Çok sayıda hayvansever olduğunu biliyorum. Ben Maltepe'de sahilde dolaşırken çok görüyorum. Onların hepsi Maltepe'li mi onu da bilmiyorum ama o konuda da bilgilendirir misiniz bize? Yani Maltepe'de gerçekten çok sayıda hayvansever hemşerimiz var. Ama çok sayıda da sokak hayvanlarımız var Maltepe'de. Komşu ilçelerden Maltepe'nin yeşil alanlara bırakılan hayvanlar doğal olarak Maltepe merkezine iniyor. Bu konuda rahatsızlık da var. Yani zaman zaman serzenişler de oluyor. Köpekler akşamları havlıyor. Sıkıntı yaşıyor. İnsanlar korkuyor sokağa çıkma. Ama sonuçta bunların da yaşam hakkı var. Yani bu hayvanları yok edemezsiniz. Burada bize düşen, yerel belediyeler düşen bu hayvanların barınabileceği bir yaşam köyü. Biz barınak da demiyoruz oraya. Köyü diyoruz. Amacım da şu. Buradaki sadece kedi köpek değil aynı zamanda işte güvercinler, tavus kuşları, ördekler olabilir, çeşitli evcil hayvanlar, akvaryumun balıkları falan olduğu böyle küçük bir hayvanat bahçesine dönüşebilecek bir yaşam köyü olsun istiyoruz. Hafta sonu olduğunda insanlar çocukları alıp oraya gidebilmeli, biraz dolaşabilmeli. Çocuklar hayvan sevgisi yaşarken anne baba da oturup çayını kahvesini içebilmeli, bir şeyler atıştırıp yemek yiyebilmeli. Böyle bir yaşam köyü projemiz var. Maltepe'nin yukarısında başı büyük Bakkalköy civarında bir hazine arasında böyle bir çalışmayı başlatmak istiyoruz. Başlatmak istiyorsunuz. Şimdi sizin Eskişehir'de toplantınız oldu geçtiğimiz günlerde. Yerel yönetimlerin buluştuğu bir toplantıydı. O toplantıda bir şeyin altı çizildi. Dezavantajlı kesimlerin öncelikle korunmasına dönük. İşte bunlar kimler? Kadın, genç,
vesaire. Ama en önemlisi de ilerleyen yaşta olan insanlar, yani yaşları ilerlemiş olan insanlar. Bu konuyla ilgili de projelerin yapılması orada önerildi. Bir toplantıda siz de vardır evet. Sanıyorum değil mi? Yani katıldığım bütün belediye başkanları katıldı. Başkanı davet edildi. Birincisi yani bu yaşlılarla, yani yaşı ilerlemiş olan insanlarla ilgili projeler var mı? Onlar evde bakım hizmeti alıyorlardı geçmişte. Çok da başarılıydı bu hizmet. O devam ediyor mu, evet. edecek mi? Gelişmeler, yeni gelişmeler, yeni şeyler olacak mı o noktada? Onu da merak eder herhalde Maltepe'liler diye düşünüyorum. Evet, bizden önceki belediye başkanımız Sayın Mustafa Zengin'in başlattığı projelerden bir tanesiydi. Çok güzel bir çalışmaydı. Bir sağlık çalışmasıydı, sağlık projesiydi. İşte butona basıyorsunuz. Herhangi bir sorun olduğunda hemen ambulans geliyor, sizi hastaneye taşıyabiliyor. Çok hoş bir projeydi. Biz bunu bu dönem biraz daha yaygınlaştıracağız, geliştireceğiz. Mümkün olabilecek yaygın bir şekilde vatandaşlara aktaracağız. Çok önemli bir proje. Bir adım daha attık zaten. Hani evden çıkamayanlara da, bunu kullanmayan insanlara da işte o bakımı, hizmeti eve götürmek gibi. Biraz önce konuşan başında anlattığım proje. Birbiriyle örtüşen projeler. Bunu yaygınlaştırmak lazım. Çok tutan bir proje. Bizde epey bir ilgi gören bir proje. Geçmiş dönemdeki arkadaşlarımızın başarıyla hayata geçirdiği proje. Biz de bu dönem o projeyi hiç sekte vurmadan daha da genişleterek hastaneye götürdüğümüzde onlarla ilgimizi devam etti. Eve döndüğünü tekrar devam ettiğinde işte arkadaşlarımızın sağlık hizmetleri noktasında kendilerine daha fazla destek verdiği, bilgi verdiği bir çalışma yapmak istiyor. Mesela sağlık hizmeti için eve giden arkadaşlarımız yaşlarımızla konuşuyorlar. Şimdi belirli bir süre sonra sürekli ilaç kullanmaya başladığınızda bazen ilaçları karıştırabiliyorsunuz. Diyelim ki işte günde iki kere almanız gereken ilacı üç kere alıyorsunuz. Bir kere almanız gerekeni üç kere alabiliyorsunuz. Unutuyorsunuz, alışkanlık haline geliyor. Renklere bakarak ilaçlar alıyor. Bazı renkler insan zamanla yaşlandığında renkleri de karıştırabiliyor. Şimdi eve giden sağlık ekiplerimiz bu yaşlarımızla konuşarak da ilaçları doğru alıp almadıkları üzerinde de fikir üretiyorlar, onlarla konuşuyorlar. Böylece mümkün olabildiğince Maltepe'de her yaşayan canlının hizmetinde olmamız gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. Bilinciyle hareket ediyorsunuz. Evet. Şimdi yani tabii Maltepe... Bu bir de bu yaşları ilerlemiş olan insanları bir kültür turlarına falan da götürecekmişsiniz herhalde. Orada bir sözünüz de var. Başladık, evet, başladık. Söyleyeyim buradan. O çalışmada önemli bir çalışma. Şimdi Maltepe'lilerin çok büyük avantajı var. Bir, sizin yurt dışındaki yaşadığınız tecrübeler ve o ilişkiler Maltepe'ye yansıyacak ve Maltepe belediyecilik anlamında biraz öne geçecek gibi geliyor bana sizin anlattıklarınızdan, onu düşünüyorum. Üstelik de bir yani işte %20'den almış, %70'lere getirmiş bir danışmanla çalışıyorsunuz. İşiniz kolay diye düşünüyorum. %80'lere hedefleyebilirsiniz bir dahaki dönemde. Öyle bir şansınız var diye düşünüyorum. Bir ikincisi de Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yaptığınız değerlendirmeler için gerçekten teşekkür ediyorum. Parti yöneticileri de umarım dinlemişlerdir. Çok samimi, içten yaptığınız bu açıkladığınız bu görüşleri kurultayda da sanıyorum ya da kurultay öncesinde de örgütte paylaşacaksınız diye düşünüyorum ve çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Ya bunlar samimi yürekten gelen ifadeler. Çünkü herhangi bir art niyet yok. Amacımız partimizi biraz daha yukarılara taşımak, genel başkanımız temposuna ayak uydurmak, kadroların bu şekilde çalışmasını sağlamak. Ben yani kimse o konuda beni ön yargılı şekilde değerlendirmiyor. Çünkü 10 yıl boyunca genel merkezde bütün görevleri yaşayan bir arkadaşınızım. O anlamda gördüklerim hem yerelde hem genelde gördüklerim birer tecrübenin sonucu. Bu tempoya ayak uydurabilirsek, yereli ayağa kaldırabilirsek, insanlara daha fazla hizmet götürüp ayrıştırmazsak, insanlara dokunursak ki biz bunu gördük. Yani yerel seçimde aldığımız oyların üzerine koyarak Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamladık. Önümüzdeki milletvekili seçimlerde bu performansımızı arttırabilirsek demek ki doğru yolda olduğumuzu göreceğiz. Yani görüyoruz, sonuçlar ortaya çıkıyor. Arkadaşlarımız da bu noktada benim gibi düşündüklerini tahmin ediyorum. Tahmin ediyorsunuz. Kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bir meslektaşla sohbet etmek hoştu açıkçası. Ben teşekkür ederim. O tarafı da var işin. İyi yayınlar diliyorum. Efendim çok teşekkürler. Efendim yeni arayışları noktalıyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.